İşte orada her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte orada, nerede? Ahiret aleminde. Her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak. Yani iki amelle ilgili belge vardı. Birisi Neml Suresi 82. ayette ahiret aleminde onların kalplerinden geçirdiklerini ve ertelediklerini bile kaydederiz, yerden bir dabbe çıkarırız. Onların kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini bile onların önüne koyarız. Bir de yine İsra Suresi 13. ayette boynuna bir kitap dolanmış olarak karşımıza çıkar ifadesi kullanıyor. Yani iki belge, Kur'an iki şerli anlatımla, iki belgeyle anlatıyor. Birisi yazılmış belge, küçük büyük ne varsa onlar ortaya konmuş. Bir de söylemediği ve karar verdiği bütün davranışlardan dolayı bile onları hesaba çekeceğiz diyor. Ve onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yani Allah'ın huzuruna çıkacak. Yalan yere uydurdukları da kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklardır. Burada Allah'ın dışındaki ilah ve Rab edindiklerini onlara söylüyor. Hani çok ayet var bu konuda ama Tekvir suresinde hani o Salih kavminin deveyi kendilerine ilah edinip oradaki dişi deveyi kestiler. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ettik ifadesi kullanıyor ya. İşte dişi deveyi kendi bulunmuş olduğu konumdan kaldırdılar. Onu tapınılır hale getirdiler ifadesini kesme olarak Kur'an anlatmış. İşte bunu da Tekvir suresindeki dişi develer yalnız olarak, gebe develer yalnız olarak bırakıldığı zaman ifadesi kullanıyor. Buradaki ifade de o. Yani yalan yere uydurdukları diye onu ilah olarak kabul ettiler. Ve onlar kendilerinden kayboldu gitti ifadesiyle bunu anlatıyor diye düşünüyorum. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Peki yerden rızık veriyor da göklerden nasıl rızık veriyor Allah? O zaman hocam gökten verilen rızık vahyi mi temsil ediyor? Bilmiyorum işte. Evet hocam, iki türlü de kastediyordur. Hem vahyi kastediyordur hem de hakikaten de o doğal döngü, işte yağmuru, suyu ya da işte havayı ya da hepsini kastediyordur diye düşünüyorum. Çünkü vahyi de nimet, tekiler de nimet, hepsi bizim için birer nimet. Hani bir ayette şöyle diyordu. Onlara şu şehre girin,
gökten ve yerden Allah'ın verdiği rızıklarla hayatınızı sürdürün. Kesinlikle kapılarından secde ederek girin ifadesiyle anlatıyordu. Yani aslında bu rızık sana nereden geldi ya Meryem? Rabbimden geldi ifadesiyle anlatıyordu. İşte iki rızıktan bahsediyor Kur'an. Birisi ahiret rızığı. Bu ilahi mesajda Allah'tan nebiler ve resuller aracılığıyla gelen vahyi bilgi anlamında. Bir de yerden Allah'ın yaratmış olduğu o topraktan, sarımsağından, acurundan, efendim meyvelerinden, sebzelerinden, aklına ne kadar dünya hayatında tahıllarına yiyecek, içecek varsa onların hepsi yerden gelen anlamında kullanmış genel olarak. Tabii ki Allah yağmuru yağdırıyor. Yağdırdığı yağmurla sen o meyvelerden, sebzelerden bir şeyler devşirip yiyebiliyorsun. Mesajı veriyor. Allah diyecekler. Hani bir ayette onlar ne diyordu? Kulaklara ve gözlere malik olan, yani seni işitmeyi sana sağlayan, sana görmeyi sağlayan kimdir? Allah diye diriyi ölüden, yani Bakara suresi 28. ayette nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa siz ölüyken o sizi diriltti, tekrar öldürüp tekrar diriltip sizi hesaba çekecek. Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkaran anlamında bu anlamda kullanıyor. Kimdir? Ve işleri evirip çeviren, hani Kadir suresinde o melekler her bir iş için iner de iner, ta fecrin çıkışına kadar ifadesini kullanırken de Allah her gün bir iştedir ifadesiyle de bunu anlatıyor. Yani bir taraftan Allah yaratmaya devam ediyor, bir taraftan da yaratmış olduğu varlıkları sevk ve idare edip onlara yaşam biçimini, yaşam kurallarını onlara kodlayıp şey yapıyor, mesajını veriyor. Hani bir ayette de yine onlara desen ki gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. İşte yine bunlar Allah diyor. Öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? Yani Allah bizi yarattı ama bizi dünya hayatında biz yaşarız ölürüz tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Bunu söyleyenler de Kur'an'a göre Allah'ı kabul edip Allah'ın Rabbini kabul etmeyen şu andaki deizm anlayışında olanlar. Yani Allah'ı kabul edip de Rabbini kabul etmemek hiçbir anlam taşımıyor. Deist ve ateist anlayışına Kur'an genel anlamda müşrik ifadesiyle bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Hocam zaten günümüzün toplumlarında da Türkiye'de dünyayı yaratanın Allah olduğunu, idare edenin Allah olduğunu herkes biliyor. Problem Allah zaten diyor ki burada öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? Yaratanın Allah olduğunu bildikleri halde o Allah'tan korkup sakınmıyorlar. Biz bunu nereden biliyoruz korkup sakınmadıklarını? Mesela Allah işte namaz kılın diyor kılmıyorlar. Oruç tutun diyor tutmuyorlar. İçki içmeyin diyor içiyorlar. Allah'tan başka ilahlar edinmeyin diyor. Ama herkes kendisine bir önder ediniyor. Hem bir tane değil birkaç tane. Bir sürü sahte önderler var, şeyhler var, siyasi önderler var, ulu önderler, ulu olmayan önderler dolu. Yani buralardan görüyoruz ki biz Kur'an'ı önder edinmiyorlar, peygamberi önder edinmiyorlar, başka şeyleri önder ediniyorlar. Allah'tan korkmadıklarını, Allah'tan sakınmadıklarını buradan görüyoruz. İşte bu ayet
tam günümüzdeki toplumlarını anlatıyor. Batı toplumları da öyle, Doğu toplumları da öyle. Yani işte Saudi Arabistan Amerika'dan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Veya diğer devletler. Bak Rusya'dan korunabilmek için NATO'ya girelim diyorlar, bilmem neyi diyorlar filan. Fakat Allah'ı ciddiye alan yok. Oysa kiliseleri var, havraları var, Allah diyorlar, İsa diyorlar, inançları var yani. Fakat Allah'tan korkup sakınan yok. Diledikleri kadar, diledikleri günahı işleyebiliyorlar. Her türlüsünü hem de. Onun için bu soru, öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız sorusu, haklı ve yerinde bir soru. Allah zaten yerinde olmayan bir şeye sormaz. O zaman buradan ne anlıyoruz? Ben şunu anlıyorum. Güneşin her gün doğması, mevsimlerin gelmesi, toprağın sürekli bize bereket vermesi, hayvanların sürekli bizi beslemesi, bizi yanıltmasın. Aa, her şey bedava, nasıl olsa hayat böyle. Ama bunların bize verilmesinin sonucunda bir bedeli var, bir karşılığı var. Nedir o bedel? Bu nimetleri bize vereni ilah olarak tanıyıp ondan korkup sakınmamızı istiyor Allah. Bunu yapmazsak varacağımız yer ateştir. Yani öyle ışıklar içinde yat, nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun. Bunlar hepsi boş laf. Hiçbir faydası olmayacak bize. Yani bu hayatın akışı, nimetlerin bize bedava verilişi bizi aldatmaması gerekiyor. Yani bu ayet bunu bize anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bize faydası olmayacak. Onlara zaten faydası olmayacak. Çünkü herkes kendi götürdüğü amelle orada kavrulacak diyelim. Herkes kendi yağıyla kavrulacak. Herkes kendi ameliyle cennete ve cehenneme gidecek. Kesinlikle evet. Arkadan yapılanların, giden insanlara bir yararı olmayacak. İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Daha önceki ayetlerde anlattığı gibi yediren, içiren Allah, rızık veren Allah, işittiren Allah, gördüren Allah, öldüren Allah, dirilten Allah. İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra, yani Allah haktır, insanlara hakkı tavsiye etmiş ve hakkı yaratmıştır. Sonra sapıklıktan başka ne var? Yani bu yaptıkları, bu haktan başka sapıklık var. O sapıklıkta insan ne yarar, ne kâr sağlar? Peki nasıl hala çevriliyorsun? Bunları bildikten sonra hala nasıl o Rabbin gösterdiği vahyin dışında yaşam, hayat sürüp kendi kendinize Allah'ın dışında ilah ve Rabler ediniyorsunuz diye soru soruyor. Evet. Bu zaten haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Bir soru cümlesi. Ama cevabı kendi içerisinde olan bir soru cümlesi. Yani demek ki bir şey ya hak ya da batıl. İkisinden birisi. Şimdi burada belki hani akla şöyle bir şey gelebilir. Yaptığımız her şey ya hak ya batıl sınıfına mı giriyor diye. Mesela Ayşe Hanım'a soralım. Ayşe Hanım şimdi gündüz sıcakta ben gitsem ağacın gölgesine sırt üstü yatsam öyle. Bu şimdi hak mıdır, batıl mıdır? Yani ben gölgede sırt üstü yattığım zaman hakkıma uyuyorum,
batıla mı uymuyorum? Çünkü Allah diyor ki, haktan sonra batıldan başka ne var diyor. Bir saniye, kapıyı açmam lazım, siz konuşun. Tamam, ortada küfür yapma hali yok. Hani, Peki bir kafir yapar, kafir yatırsa o batıl mı olur? Yok, o da o kendi batıl zaten. Kafirin de kendisi batıl. Yani Müslüman yatırsa hak, kafir yatırsa batıl oluyor, öyle mi? Bunlar böyle çok basit şeyler gibi gözüküyor ama bunlar aslında bizim böyle kılcal damarlara inip olayın tamamına vakıf olmamıza yardımcı olacak olan şeyler yani. Allah iki gideceğimiz yer var diyor. Biri cennet, biri cehennem. Yaptığımız eylemler de ya bizi cennete götürüyor veya cehenneme götürüyor. O zaman bizim yaptığımız eylemler, hareketler ikisinden birine yönelik. Hakka yaparsak, hakka uygun yaparsak cennete götürüyor. Batıl olarak yaparsak cehenneme götürüyor. Dolayısıyla bizim uyuyacağımız uyku da Muhammed şu kapıyı kapatır mısın oğlum? Ezan okunuyor, selam ediyor. Bizim uyuyacağımız uyku da eğer ben hak yolunda olan bir insansam o zaman benim uykum da haktır, uyanıklığım da haktır, yediğim yemek de haktır, her şey haktır. Ama ben hak yolda değilsem, çünkü benim yediğim yemek de, yatıp uyuduğum uyku da, dinlenmem de her şey batıla hizmet ettiğinden dolayı batıldır. Dolayısıyla bu kişinin verdiği tercihe bağlı olarak gölgede yatıp uyuması da orada dinlenip az önce Bahadır'ın dediği gibi hakka hukuka hizmet ediyor zaten. Onun öncesinde de haktan yanaydı. Dolayısıyla o da hak kategorisinde olan bir davranıştır. Allah niye onu o zaman nötr olarak aradan çıkarsın ki? Zaten nötr bir şey yok ki. Ne günahtır ne sevap. Aslında ehli sünnet böyle bir şey uydurmuş mesela. Mekruh denen bir şey uydurmuşlar. Bahadır sen biliyor musun mekruh nedir? Sesin çok az geliyor Bahadır kardeş. Sesim kötü mü geliyor? Az geliyor, az. Ben bir kulaklığı takayım da benim bu telefonun mikrofonu bozuk bir saniye. Ya Bahadır, koskoca Almanya'da bir tane laptop bulamadın mı derse girmek için? Tevfik abi, laptop var. Doğru, aslında laptop üzerinden girmeliyim. Doğru diyorsun. Neyse, soru laptop galiba aklım karıştı. Az önce bir soru vardı, tam bir şey söylüyordum.
Ondan sonra sesim gelmiyor. Soruyu bir daha alabilir miyim? Kusura bakmayın. Soru, gölge mekruh nedir? Mekruh var mıdır? Aynen. Ya mekruh yoktur. Ehl-i sünnetin meydana koyduğu yani haram olan şeydir. Mesela öyleyim sigara. Sigara mekruhtur deniliyor. O zaman nedir bu? Sigara ne haramdır ne helaldir. Böyle arafta kalan bir şey. Ama öyle bir şey değil. İnsanın vücuduna zarar veriyor. İnsanın yakınlarına zarar veriyor. İnsanın işte soluduğu havaya zarar veriyor. Çünkü o dumanı verdiğinde bir türlü doğaya da zarar veriyorsun. Yani insanlığa zarar veriyorsun. İnsanlığın aleyhine hizmet eden bir şey olduğu için. Ya şimdi ben ama yine haram demezsem o zaman ben de mekruh diyeceğim. Ama net bir şekilde şimdi haram dersem o zaman sigara içmekten dolayı insan cehenneme de girebilir. Tamam. Celal Salış'a da soralım. Celal Salış hocam, sen inanıyor musun mekruhlara? Bir de tahrimen mekruh var. İnanıyorum hocam. Nasıl oluyor peki? Neden inanıyorsun mekruhlara? Mekruh yani haram olmayan dinen ama böyle günlük yaşantıda hani uygun olmayan şeyler diyebiliyorum. Peki. Şimdi Allah ama öyle demiyor. Allah diyor ki haktan başka bahtı vardır. Bütün her şey ya hak kategorisindedir ya da batıl kategorisindedir. İkisinin ortaya karışık ne hak ne batıl böyle bir şey yok. Dolayısıyla yapılan davranışlar da eylemler de ya hak kategorisindedir ya batıl kategorisindedir. İşte insanın uyuması da kalkması da yaptığı bütün hareketler eğer o kişi hakka iman etmişse haktan yana karar vermişse yaptığı bütün hareketlerde hakka hizmet ettiğinden dolayı haktır, hakka uygundur. Hakka iman etmemişse, salih amel işlemiyorsa yaptığı bütün hareketlerde batıldır. Mesela iki kişi şey yapalım, ikisi de mahallenin çocuklarına çikolata alıyor, veriyor veya bir şey yapıyor, iyilik yapıyor diyelim. Ama birisi Müslüman, birisi Müslüman değil, Allah'ı tanımıyor. Allah birinin yaptığı eylemi hak olarak nitelendiriyor. Çünkü Allah'ı tanıdığı için, inkar etmediği için, nankör olmadığı için, diğeri Allah'ı tanımadığı için mahallenin çocuklarına şeker dağıtsa, çikolata verse bile onunkini hak kategorisinde değerlendirmiyor, kabul etmiyor ya. Çünkü o bir inkarcı. En büyük gerçeğin üzerine örtüyor. Bundan dolayı burada bu ayette geçen hakkın dışında sapıklıktan başka ne var cümlesi öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Bakın cevabını da kendi veriyor. Hakkın dışına çıktığınız an diyor sapıklık başlar. Şimdi biz buradan yola çıkarak hayatımızdaki her şeyi sorgulayabiliriz. Mesela işte hep duyduğumuz övgüler yağdırıları demokrasi, 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 demokrasi. Peki demokrasi hak mıdır? Ya da şöyle söyleyeyim, hakka uygun mudur? Uygun olan yerleri var, uygun olmayan yerleri var. Öyleyse Allah hakka uygun olmayan bir şeyi hak olarak kabul etmiyor. Yani sapıklıktır. Şimdi ben buna sahip çıkarsam, ben bunu desteklersem, onun içindeki doğruların yanında yanlışlara da desteklemiş oluyorum. Bu durumda ne oluyor? Ben batılı desteklemiş oluyorum. Şimdi bunu bir de bileyiz diye yaparsam, bir de var ben Müslüman demokratım, ben işte şöyle demokratım, böyle diyenler var, demokrasiye inanıyorum filan filan. Külliyen Allah korusun insan dinden çıkar. Dolayısıyla bir insan ya haktan yanadır, Allah'a iman etmiştir, Kur'an'ın altına imza atmıştır. Ya tümüyle kabul ederiz ya da kabul ettikten sonra da işimize geldiği gibi biraz sosyalist, biraz demokrat,
efendim biraz kapitalist, biraz Budist, biraz Hristiyanvari, böyle bir şey olamayız. Allah bunu kabul etmiyor. Biz olabiliriz belki ama Allah kabul etmiyor. İşte önemli olan Allah'ın kabul edip etmemesi. Allah da burada eğer Hakk'a inanmışsan onun dışında her şey batıldır diyor Allah. Yani bizim günlük davranışlarımız da Hakk'a hizmet ediyorsa Hak dairesindedir. Hakk'a hizmet etmiyorsa batıldır. Yani bizi cehenneme yaklaştıran davranışlardır. Şöyle desek. Ben böyle anlıyorum. Şimdi Kur'an'da bir ayette şöyle diyor. Günahı kendisini kuşatanlar kafir oldular diyor. Şimdi ben soruyorum. Mesela gece yatın, gündüz işinize bakın. Bunu kafir de yapıyor, Müslüman da yapıyor. Peki kafir yattığı zaman günah oluyor da Müslüman yattığı zaman helal mı oluyor? Veya şöyle diyor da hani ey Nuh bir gemi yap, o gemiye bütün hayvanlardan, çiftlerden yükle, iman edenleri gemiye al, suyu yerden fışkırttık, gökten bardaktan boşanıncasına indirdik ve gemi havalandı ve dünya üzerindeki inkar edenler boğulup yok oldular. Onları Cüdü Dağı'na indirdik diyor. Peki, o zaman şöyle demek gerekiyor. Müslüman olanların bir yaşam biçimi, hayat tarzı var. Bir ayette şöyle diyordu. İki denizi salıp katan, birbirine kavuşmayan diyordu ayette. Bir Rahman suresinde 33'te geçer, bir de Furkan 33'te geçer, Fatır 12'de geçer. Odur, bu tatlı su, susuzluğu giderici ve bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında birbirine karışmayan bir engel vardır diyor. İnananların yaşam biçimiyle, buradaki anlamı, bir anlamı bu. Bir de inkar edenlerin yaşam biçimleri tamamen birbirinden farklı anlamını kullanmış Kur'an. İşte o gemiye Musa vurdu denize, deniz ikiye ayrıldı ifadesini kullanırken de inananların yaşam biçimini, hayat tarzını vahyin kontrolünde olarak anlatıyor. İnkar edenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını vahyin dışında olarak tanımlıyor. O zaman vahyin kontrolünde olanların yaşadığı hayat var. Bunu Kur'an'da şöyle diyor. İnfak edenler, yani o inkar edenler infak etse de onların infak ettikleri o güzel davranışları ahiret aleminde onların üzerine acı bir azap olarak döndürülecek ifadesi kullanılıyor. Yani o inkar edenler yapmış oldukları infaklar dağın üzerindeki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolup gidecektir diyor. Yine Maide suresi 27. ayette Adem'in iki oğlunun haberini anlatıyor. Birisinin kurbanı kabul edildi, birisinin kurbanı kabul edilmedi ifadesi kullanıyor. Yani birisinin yaşadığı hayat vahyin kontrolünde, birinin yaşadığı hayat vahyin kontrolü dışında. İşte Kur'an bunları sayarken buradaki Allah'ın yine o kadar çok ayetler var ki işte nehir diyor. Şu bu nehirden şiddetli bir açlık, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa bir avuç dışında almayanlar kurtuldu. Kana kana içerenler de helak oldu ifadesiyle anlatıyor. Demek ki yaşayan Müslüman olanların bir yaşam biçimi, hayat tarzı var. İnkar edenlerin yaşam biçimi, hayat tarzı var. İnkar edenler
Müslüman olanların yaptığı amelleri yapsa bile o yaşadığı hayat tarzına uygun olarak o yaptıkları hayatı söylerler ve yaşarlar. Bunu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Demek ki bila gölgeye uzanıp yattığımızda hatırlayalım. Hakk'a mı hizmet ediyoruz, batıla mı hizmet ediyoruz? Ona göre sevap mı işliyoruz, günah mı işliyoruz? Bunun bilincinde oluruz artık inşallah. Müslüman yattığı zaman veya, sevap. Veya yemek yaparken, yumurta kırarken veya çalışırken fark etmiyor bu yani. Sabah kalkıp işe gidiyorsun. Eğer hak yolunda şey yapıyorsan, yaptığın bütün eylemler hakka uygun. O senin lehine olan bir şey. Hakka hizmet ediyorsun yani. Hak için kazanıyorsun, hak için harcıyorsun. Veya seyahate gidiyorsun. Hepsi aynı kategoride. Yani kişinin inanç ve inkarına bağlı olarak yaptığı davranışların büyük bir çoğunluğu helal ve haram olarak yansıyor. Bunu anlamak gerekiyor. Veya televizyonun başına oturup dizi izlerken bütün her şeyde bu prensip geçerli. Allah bir ayetinde diyor ya, müminler boş işle uğraşmazlar diyor. Bunlar boş şeylerden yüz çevirirler diyor. Evet. Devam edelim. Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde şöyle gerçekleşmiştir ki onlar şüphesiz iman etmezler. Yani o inkar edenlerin yaptığı hiçbir davranış Allah katında hüsnü kabul görmeyecek. Böylece Rabbinin sözü o fasık yoldan sapmış Rabbani yolun dışında olan kimseler üzerinde şöyle gerçekleşmiştir ki onlar şüphesiz iman etmezler. Yani hani Cibril'e kim düşman ise Allah da ona düşmandır ifadesi kullanıyordu ya. Cibril'e düşmanlık neydi? Allah'ın gönderdiği vahyi bilgileri kabul etmeyen, vahyin dışında yaşayanlar anlamında kullanıyordu. O zaman vahiylere düşman olanlara Allah da düşman. Düşmanlığını neyle gösteriyor Allah? İnkar etmek, Rabbin yolundan çıkıp iman eden peygamberlere ve Rabbani yolda yürüyen Müslümanlara düşman olmakla onlara bir yol açıyordu. İşte Allah düşmanlığını böyle gösterip ahiret aleminde onları ebedi bir cehenneme yerleştirmek için böyle yapıyordu. Hani bir ayette İsra suresi yine 16. ayette biz bir şehrin önde gelenlerine yani kibirlenen, gururlanan insanlara bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. İşte onlar şüphesiz iman etmezler. Çünkü hayata bakışları böyle. Çünkü onlar kuru ayrı yeşil Nasrettin Hoca'nın eşeğinin yeşil gözlüğü takıp da yeşil sandığı gibi onlar yanlış yolda gitmenin yolunu, yöntemini doğru olarak görmüşler. Onlara da Allah böyle bir kural koymuş. Böyle bir tabiri yerindeyse tuzak kurmuş. Yani onlar inkar etti mi bütün hayatları boyunca Müslüman olanların yaptıkları davranışlar onlara kötü gösterilir. Ama şeytanın yolunda yürüyen insanların davranışları da onlara güzel, süslü gösterilir diyor. Peki, sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı? De ki, Allah yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. Öyleyse nasıl çeviriyorsunuz? De ki, kime diyor? Peygamber'e diyor. Sizin şirk koştuklarınızda kimi? Kur'an'ın ifadesiyle diyelim. Lat, Menat, Uzza, Hübel.
bunları kendilerine, Allah'la kendileri arasında aracılık yapsın, şefaat etsin ifadesiyle onlara şirk koşuyorlardı, ortak ediyorlardı Allah'a. Sizin şirk koştuklarınızdan Hakk'a ulaştırabilecek var mı? Yani Hakk'a nedir? Yani Allah gökleri ve yeri yaratan, kendi yolunda yürümesi için insanlara nebiler gönderiyor. O nebilere Allah vahiy ediyor, vahiy bilgilerini aktarıyor, doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü net bir şekilde onlara aktarıyor. Onlar da dileyen, yani duyarlı olan insanlara aktardığı zaman onlar iman ediyor. İşte sizin şirk koştuklarınızdan bunu yapabilecek var mı? De ki, Hakk'a ulaştıracak Allah'tır. Öyleyse Hakk'a ulaşanlar mı, yoksa uyulmaya, yani ulaşan mı, uyulmaya daha layık, daha hak sahibidir. Yoksa doğru yola ulaştırmadıkça kendisi hidayete ulaşmayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? İfadesiyle bunları anlatıyor. Yanlış ayeti mi okuduk hocam? Sen devamındaki ayeti okudun hocam. Öyle mi? Aslında bunlar ikisi de soru soran bir ayet. Aynısı. Bir diğer devamı niteliğinde zaten fark etmez. İkisini bir konuşuruz. Onu da okuyalım da o zaman. De ki, sizin şirk koştuklarınızdan ilk kez yaratacak, sonra onu iade edecek olan var mı? Ne demek? Yani ilk yaratan Allah, öldüren Allah. Hani yukarıdaki ayetlerde ne diyordu? Hem öldüren, yaratan, dirilten, hem iade eden, öldüren ve tekrar Allah kendi huzuruna toplayıp hesap çekti, hesap soran anlamında kullanıyor. Ne diyor? Sonra onu iade edecek, yani öldürecek. De ki, Allah yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder. Yani yaratır Allah, öldürür ve tekrar diriltir. Var mı böyle? Hani Hazreti İbrahim soruyordu. Senin Allah, senin tanrıların ne yapar diyordu. Yani İbrahim'in Nemrut İbrahim'e, benim Allah'ım hem öldürür hem diriltir. İki tane kişi getirtiyor. Birini öldürüyor, birini bırakıyor. Ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyor. Peki benim Allah'ım, Rabbim güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Sen de bunun tersini yap dediği zaman Kur'an ifadesiyle afalladı kaldı diyor. Yani burada Allah yaratmayı başlatır, sonra iade eder. Tekrar onu yaratır ve hesap sorar. Var mı böyle bir sizin şirk koştuklarınızın içinde olan bir ilah Rab edindiğiniz sorusuna? Öyleyse nasıl da çevriliyorsunuz? Yani zaten yaratılışta siz Rabbimiz Allah'tır demiştiniz. Sonra iblis yüklenince iki tercihli bir varlık haline dönüştünüz. İblis yüklenince size, siz yaratılışta verdiğiniz sözden caydınız, Rabbani yolun dışında çıktınız. İşte böyle bir çevrilmeyi Allah uygun görmüyor mesajıyla anlatıyor. Evet. Yani bu ayetlerle ilahlığını hatırlattığını ve diğer sahte ilahlarla kıyaslama yapmamızı istediğini düşünüyorum. Neden peki? Maksadı ne? Niçin bu kıyaslamayı yapmamızı istiyor Allah? Sahte ilahlarla gerçek ilahın arasındaki kıyaslamayı. Çünkü insanlar gördükleri, yaşadıkları toplumlarda, hayatın içerisinde sahte ilahları zaman içerisinde yücelte yücelte şirke düşüyor, ona tapmaya başlıyor.
gerçek olan Allah'ı ikinci plana atıyor. Üçüncü plana, hatta dördüncü plana bile. Veya bazı toplumlarda hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Mesela Almanlar hep derler ki der liebe Gott, der liebe Gott, sevgili Allah, sevgili Allah. Hep ben bu cümleyi duyduğum zaman şu aklıma gelir. Böyle genç kızların yatağının ucunda şöyle küçük böyle tüylerden pürş diye diyorlar ya Almanlar, yani böyle ayıcıklar filan olur böyle. Onları sever, okşar, ayıcıklarım der filan der böyle. Ondan sonra bırakır onu oraya. Aynı onun gibi bir şey sevgili Allah dedikleri. Yani Allah zina etmeyin diyor, ediyorlar. Alkol almayın diyor, alıyorlar. Benim indirdiğimin dışına çıkmayın diyor, çıkıyorlar. Faiz yemeyin diyor, yiyorlar. Haksız yere öldürmeyin diyor, öldürüyorlar. Yani işlemedikleri bir günah kalmamış yeryüzünde. Ama sevgili Allah'a da inanıyorlar bunun yanında yani. Dolayısıyla bunda işte o zaman ne oluyor? Bu toplumlar parayı, kavmiyetçiliği, diğer önderlerini veya vahyin dışındaki yasaları ilah haline getiriyorlar. Allah da bizim bunu yapmamızı istemediği için, bundan vazgeçmemiz için kıyaslamamız istiyor. Neden? Çünkü gerçek olarak, olarak tanıyıp cennete götürecek bir hayat yaşayabilmek için sahtelerinin ne olduğunu da bilmek durumundasın ki yanlışlıkla sahte ilahları Rab edinmeyesin diye. Ben öyle anlıyorum bu ayetleri yani. Hemen kapıyı kapatabilirim. Çok sert istedim. Peki. Devam edelim. Ben telefondan katıldığım için biraz yavaş gidiyorum. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilendir. Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Kur'an-ı Kerim'de sürekli siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır. Bu ayette de söylediği gibi onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeye sağlayamaz. Zan neydi? Belgesi olmayan, delili olmayan bütün söz ve davranışlara zan diyordu. İşte belgesi olmayan ifadesi, yani sizi kesinlikle hakka götürmez, haktan hiçbir şey sağlayamaz. Şüphesiz Allah onların işlemekte olduklarını bilendir. Yani işlese de bilir, işlemese de bilir. Mesajıyla anlatıyor. Şimdi bu zan üzerine belki biraz konuşmamız gerekiyor. Allah bu ayette birilerinin onların çoğunluğu diyor. Kimin çoğunluğu? Toplumun. Zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. Yani belgesiz, delilsiz bir şeye inanıyorsa bir toplum, bir şeyin arkasından gidiyorsa haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. O toplum kesinlikle hakka ulaşamaz. Öyleyse bizim zan üzere gitmememiz için gerçekten biz hak yolunda mıyız? Önce şuradan başlamamız gerekiyor. Kapat o kapıyı. Kur'an hak mı değil mi? Yani bu soruyu sorup cevaplamamız gerekiyor. Kur'an hak ise o kitaba iman edip o kitabı yol gösterici olarak kabul etmemiz gerekiyor. Biz tabii Müslüman olurken bunu sorgulamadık. Anadan babadan devraldığımızdan dolayı kabul ettik. Sonra bu bizim kitabımız dedik. Şimdilerde bakıyoruz. Hepimiz tabii Kur'an'ın hak olduğuna inanıyoruz.
Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Bundan dolayı da Kur'an'ı belge olarak kabul ediyoruz. Yani yeryüzünde zanna uymamak için mesela işte birisi kalkıp diyor ki benim şeyhim akşam namazını filan yerde kılar, sabah namazını filan yerde uçar kaçar filan. Böyle bir şeyin vahye uygun olup olmadığını Kur'an üzerinden belgesini istiyoruz. Varsa belgesi. Allah iki tane belgeden konuşuyor. Birisi vahiy belge, diğeri de yaratmış olduğu evrendeki fizik kuralları. Fiziki belge. Ya şey gerçekten böyle uçup gidip dolaşıp gelmesi lazım, belgelemesi lazım bunu. Ya da bunu Kur'an'dan böyle bir şeyin varlığına dair bir belge getirmesi lazım. Zaten o belge Kur'an'da varsa fiziken de o belge vardır. Şeyhin uçtuğu görülür, bilinir yani. Birinde yoksa diğerinde de olmuyor zaten bu. Dolayısıyla bu sandan kaçınmamız gerekiyor. Hayatımızı vahye göre düzenlememiz gerekiyor. Kur'an bir belge niteliğinde. Tabii bir de bu ayeti bize söyleyen kim? Allah. Yani zandan kaçının diyor. Şimdi bize bunu kendisi söylediği halde yakın bir gelecekte Rumlar savaşı kazanacak, siz de sevineceksiniz dediği zaman o zaman ben Allah'a şunu sorarım, belgen var mı elinde? Yoksa zanla mı burada konuşuyorsun diye. Allah bana nasıl bir belge sunacak? O dönemde yaşadıysam bakar görürüm, evet gerçekten onlar kazandılar, biz de sevindik. Ama ben o dönemde değilsem nasıl olacak bu iş? Ben bunu nasıl anlayacağım? Eğer Allah gelecekte savaşan bir kulunun, iradeli bir kulunun savaşıp savaşmayacağını, kazanıp kazanmayacağını biliyorsa, o zaman mesela bir ayet diyor ki Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Biz diyoruz ki Allah zamandan münezzehtir. Dolayısıyla insanın şu an işlemeyip ama gelecekte işleyecek olduklarını da bilir diyoruz. Ve bundan dolayı Allah zan üzere konuşmamış oluyor. Yani o kulunun nasıl hareket edeceğini ve o savaşın nasıl sonuçlanacağını bildiği için bunu bize söylüyor. Ama biz hayır, Allah iradeli kulun ne yapacağını bilmez, yaptıktan sonra bilir dersek, o zaman Allah zan üzere konuşmuş oluyor. Oysa kendisi ne diyor ayette bize? Onların çoğunluğu zanna uyarlar diyor. Zandan başkasına uymaz. Gerçekten zan ise haktan hiçbir şeyi sağlayamaz. O zaman Allah haşa kendisi hak değil de batıl bir ayet bize gönderiyor. Batıl bir davranış yapıyor. Bize yapmayın dediğini Allah kendisi yapar mı? Yapmaz. Dolayısıyla buradaki zan aynı zamanda Allah'ın belgesiz, delilsiz gelecekteki kayıp olayları hakkında konuşmadığını da gösteriyor. Yani Allah zanna uymaz. Allah zan üzere hareket etmez. Şimdi bu zan üzere kim hareket ediyor? İşte mesela bütün rivayetler içinde zan barındırır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şurada şunu söyledi, burada bunu yaptı, şurada şunu getirdi, burada bunu götürdü filan. Eğer Kur'an bunu tasdik etmiyorsa bu içinde zan barındırır. O zaman Allah buna uymayın diyor. Nasıl olacak peki? Hasan hocam, o kadar hadisi, o kadar rivayeti, o kadar tarihi belgeyi ne yapacağız bu durumda? Evet abi. Yani sonuçta benim algılamış olduğum şey, şu ana kadar İslam inanç felsefesi dört halife neticesinde Emeviler nezdinde bozulma noktasına geldiğine inanıyorum Müslümanım ben. Yani bugün rivayetler 3 milyon noktasında çoğaldığına bakıyoruz. Abbasiler Hazra o şekilde yine çoğaltmışlar. Yani o dönemde yazılı belge çok fazla olmadığından dolayı herkes istediği şekilde hükümdar hoşuna gidebilecek bütün sistemi işte ama Sahih-i Buhari olsun, ama Tirmizi olsun, ama diğerleri olsun çok uyduruk rivayetleri koymuşlar diye düşünüyorum ben abiciğim. Yani yörüngeler bozulmuş Kur'an-ı Kerim'den Hz. Suresi 44. ayet-i kerimesinde
siz bu kitaptan hesaba çekileceksiniz olayı sanki metinlerde bırakılmış, tamamıyla rivayetler neticesinde İslam şekillenmiştir diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Mesela örnek verelim. Örneğin işte ikindi namazının sünneti. Şimdi bu zan üzere yapılan bir hareket midir? Belgeli, delilli bir namaz mıdır? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nereden zan, bileceğiz? Zan olup olmadığını bakacağız İmam-ı Şafii'ye, İmam-ı Azam'a veya diğerlerine. Kimisi öyle demiş, kimisi böyle demiş. Yani zanlı onlar yapmışlar zaten Tevfik abi.